Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Milli arayı bitirdik Süper Lig'in 27. haftasında. Bir derbimiz, birden fazla da birbirinden güzel karşılaşmalarımız var. Efendim hoş geldiniz. Nasıl geçti hafta içiniz? Biraz durgun, biraz yorgun, biraz şöyle o enerjiyi toparlayamamış. Hiç merak etmeyin, güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor. Spor dünyasında neler oldu, neler bitti? Bu haftanın maçları neler? Şöyle eğer biraz koptuysanız hafta içi, biraz böyle güzel keyif yapalım. Hem de dünyadan, Türkiye'den, dünyadan, her şeyden haberimiz olsun. Biraz bilgilenelim, biraz da yorumlarla keyiflenelim diyorsanız doğru yerdesiniz. İki saat boyunca dolu doluyuz. Ne ararsanız var ama biz diyoruz ki her ne kadar sabahın güzel saatinde uyanmış olsak da bazılarımız sahurdan sonra hiç uyumuyor. Her ne kadar böyle enerji dolu gelmiş olsak da sizsiz olmaz diyoruz. Sizlerle program çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor. Tüm sosyal mecralarda varız. İnteraktifiz fakat yaşasın hafta sonu etiketini kullanınca, yani sizler kullanınca ben VTR aralarında daha rahat bakıyorum. Merak ettiğiniz konular oluyor. Bazen gözden kaçırmış olduğumuz konular oluyor. Hemen onları da takviye ediyoruz. Yani diyoruz ki programımız interaktif. Bizlere fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz, haleti ruhiyenizi paylaşabilirsiniz, aklınızdaki soruları, merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Efendim bazen iltifatlarınız oluyor. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Üstüm başımı düzeltmediğim bir yayın diliyorum kendime de. Bizlere yazabilirsiniz. Yaşasın hafta sonu. Milli arayı bitirdik. Yani biraz sevindik, biraz üzüldük. Neler oldu, neler bitti? Bursa'ya gittim. Ermenistan karşılaşmasında her ne kadar yüzümüz gülse de Hırvatistan karşısında yüzümüz gülmedi biliyorsunuz ki. İlk defa ben de Timsah Arena'ya gittim. Güzel, keyifli bir ortamdı. Çok kalabalıktı. Yani inanılmaz, milli takımın maçlarının farklı şehirlerde oynanmasının böyle güzel tarafları da var. Biliyorsunuz uzun bir süre Konya'da oynuyorduk. Haziran ayında hazırlık maçımızı İzmir'de gerçekleştirmiştik ki bence İzmir muhteşemdi. Bir İzmirli olarak biraz öveyim. Şimdi tabii Süper Lig'den de biraz uzak olduğumuz için İzmir olarak. İzmir'de de oynansa güzel olur ama hakikaten Bursa'da hakkını verdi. O kadardı ki biraz böyle eleştireceğim taraflar da vardı tabii. Sonuçta maça girerken çok kalabalık ve yığılmaların olduğu bir gündü benim için. Hiç bu kadar, yani Türkiye'de en son izdiham içerisinde olduğumu görmemiştim açıkçası. Tabii biraz tolere etmeye çalıştım. Sonuçta milli maç, milli duygularla gelinen bir ortam. Olur bu kadar dedim ama biraz öyle öz eleştiriyi de sistemsel ve organizasyon olarak da yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum değerli izleyenler. Özellikle kadınların statlara, sahalara, maçlara gidebilmesi için onların biraz daha işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu nereden açtım? Çok tatlı bir polis memuru, kadın polis memuru arkadaşımızla o gün ayaküstü biraz sohbet ettik. O da uzun zamandır, uzun yıllardır böyle statlarda çalışıyormuş. Deniz Hanım dedi, acaba biraz dedi kadınların dedi girişi çıkışı farklı mı olsa? Burada dedi birçok kadın da mağdur oluyor. Bazı durumlar yaşanıyor. Neden olmasın? Her şeyi düzelteceğiz inşallah. Statlara tekrardan böyle güzel dolu dolu gitmeyi hayal ediyorum. Ama güzeldi. Timsah Arena bayağı soğuktu bu mevsimde. Çok da güzel bir statmış. Ne diyelim? Güzel başarılar olsun Bursa halkına. Efendim şimdi 27. haftaya hazır mısınız? Sadece derbi değil, kesinlikle değil. Bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden ziyade ona da gireceğiz elbette. Özel bölümümüz var bugün ve yarın, gün içinde bir sürü özel bağlantılarımız olacak. Fakat bu haftanın diğer karşılaşmaları da o kadar önemli ki her takım için önemli. Yani Galatasaray'a bakıyoruz, onlar Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzon'a bakıyoruz, geçici teknik direktördü, kalıcı olduk ki hak ediyor Orhan Akoca. Bir başkan değişikliği, yeni bir başkanları var. Giden oyuncular, gelen oyuncular, Kayseri ile oynayacak Trabzonspor. Yani o kadar önemli maçlar var ki şöyle bir bakalım mı 27. haftaya? Hadi gelin bir bakalım neler varmış, neler yokmuş. Şimdi biz şaka gibi bir günde, yapıldı mı bugün şakalarınız? Bana henüz yapılmadı.
Ya pardon şey ekip arkadaşım zayıflamışsın dedi. O en güzel bir 1 Nisan şakasıydı benim için. 1 Nisan'da şaka gibi bir günde Medipol Başakşehir Ankara gücünü ağırlayacak saatler 16'yı gösterdiğinde aynı saatte Trabzonspor Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Ve saat 20.30'da ise bir Galatasaray Adana Demirspor karşılaşması izleyeceğiz. Bence gerçekten güzel olacak bu karşılaşma. Pazar günü ise gündüz mücadelesinde saat 13.30'da Ümraniyespor'la Konyaspor karşı karşıya geliyor. 16'da Giresunspor, Alanyaspor. 20.30'da ise derbi bizleri bekliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş. Bu kadar mı? Değil. Pazartesi günü ise kapanışı İstanbulspor Karagümrük'le yapacağız. Bu haftanın hükmen galip takımları Sivasspor ve Kasımpaşa. Bay geçen takım ise Antalyaspor. Ya bu grafiği okurken şu en aşağıya geldiğim an büyük bir hüzün kaplıyor değerli izleyenler bizi. Onları unutmuyoruz değil mi? Asla. Depremden etkilenen vatandaşlarımızı unutmuyoruz. Normalleşir, normal hayata dönüyoruz kabul ama unutmuyoruz. Her hafta bu grafik ekranlara geldiğinde gerçekten kalbimde böyle bir ne derler taş oturuyor, fil oturuyor. Yani o kadar hüsran dolu. Guardiola'nın da hafta içinde çağrısı vardı depremzedeler için. Güzel bir çağrıda bulundu. Dış haberlerde bunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi açılışı yaptık. Bugünkü karşılaşmalarla ilk olarak bir başlayalım. Ne dersiniz? Sonrasında derbiye gidelim. Süper Lig'in programını verdik. Galatasaray Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor'u ağırlayacak. Şimdi derbi öncesi elbette puan alıp yoluna devam etmek istiyor. Fakat böyle aralar nasıl iyi geliyor mu her iki takıma? Galatasaray'a biliyorsunuz bir Dünya Kupası arasında bazı takımlar yoluna devam ederken bazıları kendilerini toparlayamamıştı. Galatasaray bu aranın ardından nasıl hazırlandı dersiniz? Adana Demirspor'da acaba bir takım eksiklikler var mı? İlk olarak bir maç önü haberimiz gelsin bakalım ekranlarınıza. Kendisinin iyileşmesi güzel haber değerli izleyenler. Biletler de tükenmiş. Gerçekten güzel, full bir şekilde Adana Demirspor'u ağırlayacaklar. Şimdi milli araya biliyorsunuz Konya yenilgisiyle girmişti. Moral motivasyon nasıl geçti? Haleti ruhiyeleri nasıl takımın? Merak ederim ben Galatasaraylı olsam. O yüzden de haleti ruhiyelerini paylaşabileceğim haberi de sizlerle paylaşırım. Şimdi Galatasaraylı futbolcular iftar organizasyonunda bir araya gelmişler. Teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, teknik heyet ve oyuncuların yer aldığı güzel bir organizasyon düzenlenmiş. Muslera da bu organizasyonda açıklamalarda bulunmuş. Ne diyor acaba herkesin sevgilisi Muslera? Allah kabul etsin mi? Muslera yine kalbimizi fethettin. Gerçi Türkiye'de kaleciler seviliyor değerli izleyenler. Şöyle düşünün, rakip takımın kalecisine bile bir sempati duyuyoruz. Öyle değil mi? Yani zaten kalecilerimiz maşallah, diğer büyük takımlardaki kalecilerimiz de bir o kadar iyi formda. Onları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Beşiktaş ve Fenerbahçelilerin kalecilerine. Şimdi Galatasaray'ı nasıl kapatalım? Ben haberleri verdim, bilgileri verdim. Biraz da yorumla harmanlayalım. Öyle değil mi? O geliyor. Kim geliyor? Sevgili Ümit Aktan geliyor. Bravo. Alkışlar. Çok teşekkür ediyorum. Deniz sanki sahneye çıkıyor gibi hissettim. Öyle. Benim için her yorumcum çok değerli. Ümit Aktan. Nasılsınız? Sağ ol. Teşekkür ederim. İyiyim. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Dışarıda bahar gibi bir hava var. Dün kar yağıyordu. Bugün bahar var. Adapte olmaya çalışıyoruz. Havaya bugün 1 Nisan artık baharın ne derler başlangıcı da diyebiliriz aslında. Aynen. Ben çok anlamıyorum ondan ama Cemre havaya mı düştü Ümit Aktan? Şu anda Cemre nerede? Daha bugüne kadar gidip bulan olmadı nereye düştüğünü ama toprağa düşmüştü daha evvel galiba. Toprağa düştü bu değil mi? Bu herhalde havaya. Biliyorum evet, ama ne kadar lazım. Ayıp böyle şeyleri bilmem çok fazla gerekiyor. Fazla bilgim yok. Evet, evet. Yok yok, Cemre'yi bilmek bizim işimiz değil. Tamam, peki. Ya en azından bahar geldi. En azından onu biliyoruz. Evet. Artık güllük gülistanlık. Peki 27. haftada takımlar da güllük gülistanlık bir hafta geçirecek mi? Özellikle Galatasaray şimdi milli araya öyle bir gittiler ki. Yani Konya'nın soğuğu diyelim. Konya soğuğu diyelim özellikle. Şimdi bir Adana havası alacaklar mı bugün? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bir kere çok renkli, coşkulu,
çok fazla iz bırakacak, hikayeleri içinde barındıran bir maç bekliyorum. Seyretmesi zevkli olacak bir 90 dakika yaşayacağız veya 100 dakika yaşayacağız. Bir de yani bütün Avrupa kıtasında derbilerin haftası olduğu için Fenerbahçe Beşiktaş ertesi gün oynayacak. İşte Manchester City Liverpool oynuyor. Öbür tarafta Napoli Milan oynuyor. Bayern Münih Dortmund oynuyor. Galatasaray Adana Demirspor bir derbi değil ama derbi kıvamında o renkte bir maç olacak diye bekliyorum. Seyretmesi çok zevkli olacak bir mücadele izleyeceğiz. Klişe bir laf var. Galatasaray bu verilen düzensiz aralar nedeniyle ritmini kaybetti. Klişe ama doğru. Bu ritmi hakikaten kaybetti. Tekrar bulmaya çalışıyor. O ritimdeyken oynasaydı daha kesin bir yargıya varabilirdik bu maç için ama burada yani ritmini kaybetmiş bir takım bunu kazanmaya çalışırken Icardi ne kadar verimli olabilecek? Mertens maç eksiğini gidermiş olabilir mi? Yabancı kontenjanındaki açığı kapatmak için Azibuke'yi deprem bölgesinden geldiği için yerli kontenjanında oynatıyor. Dolayısıyla 3 Türk'ü bu şekilde takımın içerisine serpiştirecek ama oyuna müdahale etmesi gerektiği zaman kimi sokacak? Yani Raşitsa'yı alıp Barış'ı sokarsa veya Yunus'u oyuna koyarsa Türkleri dengelemiş olabilir. Yani 40 tane tilki var. Hepsinin de kuyruğu birbirine değiyor ve bunların hepsi de Okan Buruk'la Montella'nın kafasında. Belhanda'nın olmaması belki de hayırlı bir oyuna dönüştürebilir Adana Demirspor'u. Ben daha verimli, daha takım oyunu halinde oynayacaklarını düşünüyorum. Muslera'nın açıklamaları vardı sevgili Ümit Ak'tan. Evet. Denk geldiniz mi? Yani rakipler bize karşı %200 ile oynuyor. Çok iyi bir takımız. Hepimiz şampiyonluğa odaklanmış durumdayız diye. Ama bu çok doğal Deniz. Yani saat 19'da, 20.30'da, 21'de televizyonun naklen yayınladığı, bütün Türkiye'nin kilitlendiği bir maçta vitrine çıkıyorsunuz. Adana Demirspor'un saat 16'da oynayacağı maç başkadır. Ankara gücüyle oynayacağı maçın seyir oranı başkadır. Bu maçın seyir oranı başkadır. Vitrine çıkacak oyuncular var. Kendilerini göstermek isteyecekler. Dolayısıyla iki misli oynamaları çok doğal. Bir Galatasaray maçını iyi oynarsanız sezon sonundaki transfer piyasasını tetiklemiş olursunuz. Doğru. Ama böyle bir vitrini kullanmak isteyecekleri için kendi güçlerinin üstüne çıkıyorlar. Sadece puan ihtiyacından dolayı değil. Bu sadece Galatasaray'ın değil Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de başına gelen bir şey. Dolayısıyla Muslera'nın söylediği çok doğru. %200 ile oynuyorlar. O zaman Galatasaray'ın %201'i bulması lazım bu akşam. Bu akşam aynı zamanda Adana Demirspor'da da eski Galatasaraylı oyuncuları da göreceğiz. Bu yüzden de böyle güzel, evet, bir ortam oluşacak diye düşünüyorum. Emre Akbaba çok formda bırakmıştı ama bir araya girdiler. Emre Akbaba'ya bir tren yaptı mı bu bilmiyorum. Oynarsa Onyekuru. Oynarsa Onyekuru bir sakatlıktan çıktı. Hı hı. Belki yani aksayarak oynama ihtimali var ama çok sağlıklıysa önemli bir silah. Galatasaray'a nasıl katkılarda bulunduysa Demirspor'a da böyle bir maçta, bu düzeyde bir karşılaşmada çok katkıda bulunabilecek bir oyuncu. Fakat bu iş biraz yani iki ucu kirli değnek gibi. Nereden tutsanız eliniz kirlenir. Doğru. Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba, bunlardan biri bir gol kaçırdığında bak eski Galatasaraylılar atmadı damgasını hemen koyarız. Gol atarlarsa vatan haini gözüyle bakarız. Ya evet, mutlaka olmazsa olmaz o konular değil mi? Peki. Aynen öyle. Ben size şunu da sormak istiyorum Ümit Ak'tan. Şimdi Galatasaraylı futbolcular böyle sorular yöneldiğimde yani siz ne olsun istiyorsunuz diye yöneltiyorlar eleştirilerini ama bunu da sormamız gerekiyor. Olası bir Galatasaray mağlubiyetinde evinde kaybedeceği bir 3 puan sonrası Galatasaray'da biraz dengeler değişir mi sizce? Biraz panik havası olur mu? Panik havası olacağını sanmıyorum ama olası bir Galatasaray mağlubiyeti 24 saat sonra oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçını tadından yenmez bir hale getirir.
bir anda Beşiktaş'ın yukarıyı yakalama, Fenerbahçe'nin de yukarıyı ele geçirme mücadelesine dönüşür ve dolayısıyla çok renkli bir hafta sonu yaşamış oluruz. Yani Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı için ben iki takımın da bir kefeye koyuyorum, bilmiyorum oraya geleceksin herhalde ama Galatasaray'a yönelik olarak o maçı değerlendirmek istiyorum. Stratejileri değiştirebilir. Bu akşam oynanacak maçın sonucu yarın akşam oynanacak maçın maç stratejilerini değiştirebilir. Hı hı. Şimdi iki takımın da Türkiye'nin en iyi iki kalecisi var. Türkiye'nin en iyi iki hücum hattı var. Türkiye'nin en sıkıntılı savunma göbeği var iki takımda da. Bunlardan hangisi üstün gelecek bilmiyorum ama bir 40-45 bin Fenerbahçe taraftarının olacağını düşünürsek, Beşiktaş taraftarında olmadığı bir maç oynanacağı için %55 diyordum. Hadi senin hatırına %51'e indireyim. Ayağın alıştın. Pazarını burada bitirelim. Severiz. Fenerbahçe diyeceğim o zaman %51 ile. Ama her şeye rağmen bu akşam bitiş düdüğü çaldığında takımların hocaları ellerine kağıt kalemi alıp yarınki stratejilerini değiştirebilirler. Ona göre belirleyebilirler. Sevgili Ümit Aktan, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel cumartesi sabahını bize ayırdınız. O güzel değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi seyirler olsun size de bu akşamki maç için. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz. Şimdi nasıl devam ediyoruz akışımıza? Şöyle devam ediyoruz. Derbiyle ilgili haberleri, bağlantıları, röportajları merak ettiğinizi biliyorum. Sizi detaylarda boğacağım elbette. Ama akışımız şu şekilde. Bugün oynanan karşılaşmaları şöyle bir masaya yatırıyoruz. Akabinde derbi bölümümüze geçiyoruz. O gün, o yüzden bugün oynanacak diğer önemli karşılaşmaya da gidelim istiyorum. Ertuğrul Doğan yönetimindeki ilk maçlarına çıkacak Trabzonspor. Bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Gidenler oldu, değişenler oldu, gelenler oldu. Yeni teknik direktör diyebiliriz. Aslında içlerinden bir tanesi Orhan Ak. Ama yeni, sonuçta artık ne derler, geçici bir teknik direktör ünvanından ayrıldı. Yola devam edilen teknik direktör ünvanına kavuştu. O yüzden vereceği her sınav artık oldukça önemli. Bu akşam Trabzonspor, Kayserispor karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağız? Sakatlar, cezalar, Kayserispor'da da öyle. Eksikler olacaklar, olmayacaklar. Her iki takımın yer aldığı, bilgilerin yer aldığı o habere gidelim mi? Gelsin bakalım, buyurun. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir göz atıyorum. Can Bey demiş ki, Can Kaynar'dan günaydın. Bence Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kilit adamı hakem Halil Umut Meler demiş. Fenerbahçe'ye pek uğurlu gelmediğinden bahsetmiş Can Bey. Halil Umut Meler de elimizdeki en iyi hakemlerden bir tanesi değil mi? Yani bu maçı kim yönetmeli? Yani bence doğru isim diye düşünüyorum. Öyle kendimizi şartlamayalım. Güzel düşünelim, güzel olsun. Musa Bey demiş ki, Deniz Hanım bugün Adana Demir, Galatasaray Adana Demirspor maçı var ve siz Adana Demirspor renklerini mi giydiniz? Vallahi billahi spontan bir şekilde giydim. Ya ben o kadar çok renk giyiyorum ki artık bunu hiç düşünmedim bile. Yani sarı, kırmızı, siyah, beyaz, artık bunları aştık diye düşünüyorum. 15 yıl oldu. Ekranda 15 yılı, 15 yıldır spor spikerliği yapıyorum. Bitsin artık şu renkler. Vallahi değil. Ama güzel olmamış mı mavi de? Aa, ben de beğendim. Sevgili yönetmenim Seval, beğendin mi mavi ceketimi? Çok beğendim diyor. Ayakkabılarım biraz böyle şey yaratmak istedim. Farklı bir stil yaratmak istedim. Neyse, mavi güzeldir arka. Renklerin hepsi güzel. Renkler masum. Üzerimdeki renklere karışmayalım lütfen. Bu konuda burada kapansın. Yani sabah sabah güzel enerjilerle başladık. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Ekranlardan yine selfie yapmışsınız. Yine tövbe bismillah, gerçekten sabah sabah çarpılmışım gibi görüntüler geliyor akışıma. Teşekkür ediyorum o güzel selfieleriniz içinde. Peki şimdi derbiyle devam edelim. Normalde Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray derbileri hırçın geçer deriz değil mi? Yani Fenerbahçe Beşiktaş derbileri hırçın geçiyor der miyiz? Yani bir iki maçı belki hatırlayabiliriz ama şöyle bir istatistik var değerli izleyenler. Ben de şaşırdım. Bu iki takım arasındaki geçen maçlar hakikaten hırçın geçiyormuş biliyor musun? Sarı ve kırmızı kartlar bayağı havalarda uçuşuyormuş. İstatistik bilgileri şöyle bir masaya yatırdığımızda sonuç ilginç. Ekranlara getirelim bakalım.
Her ne kadar bu istatistik bilgiler önemli olsa da değerli izleyenler, maç esnasında her şey değişebiliyor elbette. Bir tık daha önde olan ismin deneyimli kaleci Mert Günok olduğunu görüyoruz. Altay'ın kendi evinde özellikle bu derbide nasıl bir halet ruhiyle çıkacağını biz de merakla bekliyoruz. Özellikle bu maçlarda favori olmaz diye düşünüyorum ben de. Ne kalecilerde, ne teknik direktörlerde, ne oyuncularda derbinin favorisi olmayabiliyor. Maçın hikayesi bambaşka yazılabiliyor. Birkaç hareketle yani kalecinin bir anı bütün maçı etkileyip kalesinde devleşmesine vesile olabiliyor. O yüzden bu akşam her iki kalecinin de neler yapacağı, özür diliyorum, yarın akşam oldukça önemli. Şimdi biraz daha genelleyelim o halde. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi dedik. Bu derbi için istatistiksel bilgiler var. Her iki takımın karakterleri açısından önemli olan ipuçları. İşte en dikkat çeken istatistikler de diyebiliriz aslında. Gelsin bakalım ekranlara. Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Son birkaç dakikamız var ilk bölümü bitirmemiz için. Ben diyorum ki bu bölümü sizinle bitireyim. Yaşasın hafta sonu etiketimize gönderdiğiniz mesajları, sorulara, yorumlara şöyle bir göz atayım. Ne dersiniz? Ercan Bey demiş ki iyi yayınlar Deniz Hanım. Söz taraftardaki ilk röportajı yapılan abi Ümraniye Spor Teknik Direktörü Recep Uçar'a benzemiyor mu demiş. İnsan insana benziyor. Evet, biraz andırmadı değil. Gelince ben de fark ettim değerli izleyicim. Bir izleyicimiz de demiş ki iyi yayınlar, çok teşekkürler güzel iltifatlarınız için. Mertens Adana Demirspor maçında oynayacak mı? Dünkü idmanda, as takımdaki idmanda gayet as takımda oynamıştı Mertens. İlk 11'de de oynayabilir ama 90 dakikayı çıkartır mı bilemiyorum. Ama bence görev alır, bence oynar. Sakatlığı da geçti. 90 dakika olmasa da belki olabilir. Deniz Hanım, bir Beşiktaş renklerini bir de Fenerbahçe renklerini alıp spor kardeşliktir kombiniyle giyebilirsiniz yarın demiş. Tamam, kombinleyeceğim. Sizin için yarın onu da yapacağım. Sizin için yapacağım. İlk bölümü bitirelim mi? Hadi bitirelim. Hiçbir yere ayrılmayın. İkinci bölümle biraz sonra karşınızda olacağım. Bir kez daha günaydın, yaşasın hafta sonu programımız. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonunuza renk katan, keyif katan, hafta sonunuza ortak olan programımızın son bir saatindeyiz. Yine uyanmış olabilirsiniz, haberleri kaçırmış olabilirsiniz. En güncel bağlantılarımızdan yararlanamamış olabilirsiniz. Hiç üzülmeyin, bir saat boyunca dolu dolu gidiyoruz. Her takıma dair, her alanlara dair haberlerimiz, bağlantılarımız olacak. Ne diyoruz? Yaşasın hafta sonu bizim etiketimiz, interaktifiz. Yazabilirsiniz, çizebilirsiniz. Sorularınıza yanıt bulmaya çalışıyoruz. Haleti ruhiyenize ortak olmaya çalışıyoruz efendim. Şimdi milli arayı bitirdik. Seviniyor gibi olduk, üzüldük. Olsun, canımız sağ olsun diye diye böyle geçiyor zamanlarımız, gençliklerimiz. Milli arayı bitirdik. Süper Lig'in 27. haftasındayız. Süper Lig'de yarın muhteşem, büyük, önemli bir derbi var. Öyle değil mi? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Biz bunu konuşacağız. Fakat bugün de birbirinden önemli karşılaşmalar var. Her takımın kendi sadece puanını değil, durumunu da ilgilendiren maçlar. Herkesi birbirine etkileyeceği bir hafta bu hafta. Sadece bizde değil, Avrupa'da da öyle. Ona da parantez açacağız. Avrupa'da da güzel maçlar var. Ama ben diyorum ki öncelikle bir grafiğimize bakalım. Süper Lig'in 27. haftasında kimler kimlerle karşı karşıya gelecek? Şöyle bir bakalım, akabinde bugüne geçelim. Başakşehir saat 16'da Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Aynı saatte Trabzonspor Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı 20.30'da güzel bir mücadele de bizleri bekliyor olacak. Yarına gidiyoruz. Ümraniyespor gündüz mücadelesinde Konyaspor'u ağırlıyor. Giresunspor saat 16'da Alanyaspor'la karşı karşıya geliyor. Derbi saatimiz ise 20.30. Fenerbahçe Beşiktaş. Pazartesiye gidiyoruz. Kapanış mücadelemiz saat 20.30'da İstanbulspor'la Karagümrük arasında. Bu haftayı bay geçen takım ise Antalyaspor oluyor değerli izleyenler. Şimdi milli araya pek iyi girmedi.
Dünya Kupası'ndan sonra hızını hız kattı. Orayı kabul ediyoruz. O ara o çok iyi geldi Galatasaray'a. Ama bu milli ara nasıl acaba iyi gelecek Galatasaray'a? Bir Konyaspor yenilgisi vardı. Sonrasında sakatlıklar, eksiklikler derken kendisini sezonun flaş takımlarından, sezonun formda, sezonun iyi bir kadroya sahip olan takımlarından birisiyle mücadele ederek gösterecek. Galatasaray için bugün puan gerçekten, puanlar gerçekten önemli. Bir Galatasaray Adana Demirspor maç önü haberimize gidelim mi? Gelsin bakalım ekranlara. Sorulan soruya yani nasıl geçer sorusuna bol gollü bekliyorum deyip bir bir skor vermesi de izleyicimizin gerçekten haleti ruhiyemi özetleyen bir şey oldu, cevap oldu. Evet sevgili Ogün Şahinoğlu bizlerle. Ogün. Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şömine zamanı geçti Ogün. En yok azından... yok onlar geçti artık. Geçti mi? Sırada evet, ne var? Evet, sırada bir bahçede barbekü? Yok, belki yazın köye gidersem köyde bir yeşil ortam. Köy neresi o gün? Trabzon. Ya neresi Trabzon biliyoruz. Trabzon merkeze bağlı bir köy. Bir de o öyle vardır ya neresinden? Merkez dersin neresinden? Asıl yer neresi? Evet, merkez Akkaya Köyü. Selam olsun herkese. Güzel. Yazın güzel oluyor mu? Ben yazın Trabzon'a gitmedim hiç. Oluyor çok güzel oluyor. Her taraf yemyeşil olduğu için belki yazın öyle bir dekor olabilir. Evet. Bu arada Yunus Emre'yle zaten yan yana bizim köylerimizde. Öyle onunla mi? Evet. Daha öncesinden tanışıyor muydunuz peki? Evet tanışıyorduk. Yazın merak ettim. Yağmur oluyor mu yazın Trabzon'da? Ya ben yağmuru çok sevmiyorum. Oluyor olmaz olur mu? Çok kısa özür geçeyim. Üniversiteye gitmeden önce danıştığım kişi Yunus Emre'si. Gerçekten mi? Evet, Yunus Emre Sel'e danışmıştım üniversiteye gitmeden önce. Daha o zamanlar tabii o meslekteydi. Yıllar sonra şimdi aynı yerde çalışıyoruz. Benim için de çok güzel bir duygu. Kader, kısmet, yollar bir şekilde kesişiyor. Ya Trabzon'dan sıkılırsan yazın bizim yazlığa beklerim seni ve eşini. Biz de Seferihisar'dayız, ya Urla'dayız. Oralarda orası da güzel. Güzel. Fena değil işte. Bir Trabzon olsa da güzel. Yazın güzel. İşime göre olan kısımlar. Ya fena değil. İyilik, sağlık. Ne diyelim. Şimdi güzel bir cumartesi sohbeti oldu. Girişi oldu. Güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor mu? Neler söylemek istersin? Yani şöyle Beşiktaş açısından Beşiktaş'ın herhangi bir eksiği, sakatı, problemli oyuncusu yok. Yani ufak tefek sorunlar vardı ki onlardan bir tanesi Tayyip Dallas'ın üçün sakatlıydı. Acaba dedirten tek sakatlık oydu ki o da yetişti zaten. Birkaç gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkıyor. Onun dışında baktığımız zaman Roma'yı saysın durumu merak ediliyordu. Milli takımda bir ağrısı sızısı oldu ama geldi kontrolleri yapıldı. Bir problem yok. Yani kısaca Beşiktaş çok uzun bir sürenin ardından maça tam kadro bir şekilde hazır. Bu sebeple Şenol Hoca'nın da mesela keyfi çok yerinde. Çünkü milli takıma bu oyuncuları gönderirken tam 12 oyuncu. 12 oyuncusunu gönderirken kafalar hep oradaydı. Nasıl dönecekler? Çünkü döndükten sonra 2-3 gün var. Bu 2-3 günde de hani sakatlık vesaire olsa iyileşemezler, sıkıntı yaşarız. Neyse ki kimsenin sakatlık yaşamaması sevindirici bir durum oldu. Şu an tek odak noktası artık sahadaki oyun. Peki Beşiktaş'ın bu akşam, yarın akşam sürekli bu akşam diyorum. Yarın akşam alacağı bir 3 puan işleri değiştirir mi? Her bence şey değişti. Kartlar yeniden dağıtılır mı? Kader maçı bence diyebilir miyiz Beşiktaş için? Şimdi şöyle kısa bir süre öncesine kadar Beşiktaş adına ikinciliği dahi kimse yani olabilir durumunda görmüyordu. Şampiyonluk zaten görünmüyordu da ikincilikte artık 1-2 belli, üçüncülük için yarışılıyor durumuna gelmişti. Ama Beşiktaş toparlandı. Ya belki oyun açısından çok tatmin edici değil ama skorlar açısından toparladı durumu Beşiktaş. Ve yani Fenerbahçe ile aradaki farkı da kapattı. Şimdi burada alacağı bir galibiyetle birlikte artık ikincilik yarışı çok ciddi şekilde kızışacak. Ama Beşiktaş
Yani sonuna kadar hani fark, puan farkı da olsa ben şampiyonluk adına da mücadelemi vereceğim diyecek. Yani burada şampiyonluk mücadelesi verecekse Beşiktaş şayet o güç gösterisini yapmak istiyorsa buradan bir sonuç elde etmek zorunda. Yani yarın öbür gün federasyonun alacağı karar ne olacak onu da henüz bilmiyoruz. Bir karar var ortada. Değişecek mi değişmeyecek mi, kulüplerin bir talebi vardı. Orası farklı bir konu. Ama sonuçta Beşiktaş eğer ben şampiyon olmak istiyorum diyorsa, şampiyonluk için bugün bir iddia ortaya koyacaksa onu da deplasmanda Kadıköy'de koyabilir. Kuşkusuz. Çünkü hatırla Deniz, Sergen Hoca'nın şampiyonluğunu hatırla. O dönemde Beşiktaş iyi gitmiyordu aslında. Ama iki maçta kaderi tersine çevirmişti. Bir, Başakşehir. İki, Kadıköy deplasmanında 4-3'lük Fenerbahçe İnanır galibiyeti. Mısın, ben de haftalardan bu yana Beşiktaş'a, ki matematiksel olarak böyle elbette şansı var ama bir şekilde şans verilmediği dönemlerde bile Beşiktaş'a dair umudumu koruyordum. Bu yüzden çok önemli olacağını düşünüyorum. Fakat şunu sormak istiyorum sana o gün. Şimdi Galatasaray her ne kadar milli araya çok mutsuz girse de, bir Konyaspor yenilgisiyle girmiş olsa da, Galatasaray'ın daha oturmuş, daha sistemi tam, daha oyuncularının motivasyonları, performansı yüksek bir kalibrede olduğunu biliyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta bir takım soru işaretlerimiz var. Yani mesela ana hücum planı ne olacak Şenol Güneş'in? Mesela ben Onur Gezal diyorum. Senin tam olarak kafanda bir sistem var mı? Bir ilk 11 var mı? Örnek veriyorum. Yani en önemli planı şu olur. Bu büyük bir güç diyebiliyor musun? Mesela Galatasaray'da bunu 3 aşağı 5 yukarı söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta diyebiliyor muyuz? Sen diyebiliyor musun? En garanti 11'ler Beşiktaş'ta. Herkesin tahmin edebileceği 11. Çünkü haftalardır Şenol Hoca aynı 11'le sahaya çıkıyor. Bir kez daha aynı 11'i göreceğiz biz. Tek değişikliği olmuş son 3 haftadaki 11'lerde, o da Raşit Gezal dönünce Redmond yedek kulübesine çekmişti Şenol Hoca. Gezal oynatmıştı ki çok doğal bir değişiklik. Şimdi Beşiktaş'ın 11'i zaten artık belli. Burada belki zaman zaman 1, belki 2, yani durum tabii sakatlık, ceza vesaire ayrı, ama tercihen çok fazla oyuncu değişikliği olmaz bu 11'de. Nedir? Kalede Mert'in olduğu savunma dörtlüsünün, Onur Bulut, Masuaku, Bekleri'nin yanında Kole ve Tayyip Talha olan bir savunma. Merkezde Amir Hacı Ahmetoviç'in 6 numara gibi oynadığı, Gerson ve Salih'in 8 oynadığı, Gezal, Enkudu, Abubakar hücum attı. Bu 11 Beşiktaş'ın artık ideali. Bunu sokakta herhangi bir kişiye de sorsak, bir taraftara da sorsak, artık sayabilir yani. Tahmin edilmesi en kolay takım Beşiktaş. Ha tabii bu diziliş böyle de oyun yani kestirilebilir mi? Hayır. Beşiktaş çünkü 3 haftadır farklı oyun oynuyor. Yani kazanırken de her maç birbirinden farklı senaryoyla oynadı. Evet. Şimdi o, burada, kesinlikle. Yani burada senin sorduğun soru özelinde Beşiktaş'ta ben Şenol Hoca'nın Kadıköy deplasmanında mesela bu kez ön alan presi yapacağını düşünmüyorum. Öyle mi? Ön alanda, evet, ben ön alanda özellikle Gezal ve Cenk'i kullanarak pres yapacağını düşünmüyorum. Biraz daha geride yapacağını bekliyorum. Ki yani Fenerbahçe merkezi ve Beşiktaş ön alanda en fazla top alan iki takım. Süper Lig'in iki takımı. Ama hemen ekleyeyim. Neden böyle düşünüyorum? Neden? Merkezi biraz daha merkeze çekersek kanattaki oyuncularını Şenol Hoca. Bu kez Fenerbahçe'nin kanatlarında kim var? Kanat beklerinde Ferdi ve Osay Samuel var. Şimdi Cenk ile Gezal'ın eksik yönlerinden bir tanesi savunma. Şimdi savunma yönü eksik iki oyuncudan bahsederken bir de ön alan baskısı yaparsanız bekleri bu oyuncularla baş başa bırakırsınız. Fenerbahçe hücumda sayısal üstünlük sağlar çoğu zaman. Bunu düşünüyor teknik ekip. Dolayısıyla bu baskıyı 3. bölgede yaparsa Beşiktaş bir de Fenerbahçe'ye geçiş hücumu sağlayabilir ki Jesus'un da Fenerbahçe'nin de sezon başından beri en sevdiği planlardan biri geçiş hücumu. Biraz daha set hücumuna döndürmek istiyorlar. Çünkü set hücumunda çok başarılı Fenerbahçe olmuyor. Yani burada benim nezdimde bu maçta Beşiktaş adına hani Gezal diyebiliriz, Abubakar diyebiliriz ama benim nezdinde bu maçta Beşiktaş'ın orta sahasındaki
üçlü belirleyecek Hı. skoru. Peki 90 dakika boyunca en kritik anlar sence hangi bölümlerde gerçekleşecek? Çünkü Fenerbahçe'nin istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçe maçın sonuna doğru çok daha diri görünen, çok daha fazla koşan takım pozisyonunda. Beşiktaş'ta tam aksi. Evet. Ne diyorsun? Şimdi Beşiktaş maçları hızlı başlayan, hızlı götüren ama 65-70. Dakikadan sonra bir sendeleyen takım. Yani her maçta ben Fenerbahçe'de tam tersi. 75'ten sonra golleri atan, rakiplerinden 2,5 kilometre daha fazla koşan bir takım konumunda. evet, yani Beşiktaş özellikle ilk devreleri çok iyi oynuyor. İkinci devrelerde de 60'a kadar olan bölümler, 65'e kadar olan bölümler tatmin ediyor. Ama sonrasında, yani en son kazandığı İstanbulspor maçında da aynısını yaşadı. 15-20 dakika boyunca baskı yemişti mesela 65'ten sonra. Bunları çok sık yaşıyor. Ama fiziksel eksiklik diyebilirsiniz. Hı. Ama bazen skor avantajını elde ettiğinde buraya rehavet oluşuyor diyebilirsiniz abi. Ya da değişiklikler, yedek kulübesinin gücü. Ama Beşiktaş kısa etkileniyor. Bu bir gerçek. Şimdi ilk devreleri iyi oynayan bir Beşiktaş deplasmanda ne yapmasını beklersiniz normalde? Hemen bir gol bulabilirse ilk yarı avantaj elde etmiş olur. Ama ben az önce de söylediğim gibi arkasındayım. Bence Beşiktaş böyle paldır küldür, haldır aldır bir maç oynamayacak. Temkinli, bekleyerek, merkezde özellikle bekleyerek hızlı kaptığı toplarla hızlı atağa kalkmaya çalışacak bir Beşiktaş izleyeceğimizi Ve düşünüyorum. ilk 45'te sanki maçı koparmaya çalışacak bir Beşiktaş izleyecekmişiz gibi bir his var içimde. Şöyle ilk 15 dakika eğer yani ilk 15 dakika Fenerbahçe bence Beşiktaş'ı test edecek. Daha Hı hı. baskılı oynayacak. Beşiktaş o ilk 15 dakikadan gol yemeden çıkarsa kalan böyle oyunu dengelediğinde işte o kalan yarım saatte kendisi adına bence skor avantajını elde etmeye oynayacak. Çünkü ikinci devrelerde Beşiktaş'ın önden düştüğü bir gerçek. Eğer buradan bir galibiyet çıkarmak istiyorsa ilk devre bir gole ihtiyacı var gibi Hı duruyor. hı. Kuşkusuz Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden bir tanesi milli takımda da form grafiğini yükselten, formunu gösteren bir isim. Mert Günok, öyle değil mi? Evet. Kaledeki güven takıma verilen en büyük güven aslında. Evet, yani Mert'in gelişinden sonra Beşiktaş'ın puan ortalaması da değişti. Hı. Hatta yani şu yorumları herkes yapıyor Beşiktaş camiasında. İşte ilk 11 haftaydı Mert oynamadı. Mert o haftalarda olsaydı şu an puan sıralamasının bizim yerimiz ne olur diye. Çünkü ben severim Ersin Desanoğlu iyi bir futbol kaleci. Bence bir sezonda bazı oyuncuları çok çabuk hemen yerin dibine sokabiliyoruz. Yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu kulüpte 18 yaşında kariyeri teslim alıp 19 yaşında, 20 yaşında kupalar kazandı. Ama kötü bir sezon geçirdi. Bu bir gerçek. Şimdi o haftalarda Mert gibi bir tecrübe olsaydı hakikaten kaleci performansıyla kaybedilen çok maç vardı. Puan kaybı yaşanan. Biraz daha puanı olurdu Beşiktaş'ın. Hatta iki maçta mesela Emre Bilgin oynamıştı. O da ne yazık ki kötü performans göstermişti. Yani Mert'in tecrübesi Beşiktaş'ın puan ortalamasına da yansımış durumda. Hı. Savunma hattındaki oyunculara yansımış durumda. Bir özgüven veriyor elbette ön tarafa. Yani Beşiktaş için çok kritik bir isim oldu. Kuşkusuz sevgili o gün. Benim sormadığım senin değinmek istediğin başka bir konu var mı acaba? Zaten yarın da fazlasıyla masaya yatırırız bugün için. Evet, yarın da uzun uzadıya Kadıköy'de yayınlarımız olacak. Stat çevresinde. Yani Beşiktaş'ta dediğim gibi ben orta alanda bekliyorum. Kritik nokta Beşiktaş'ın orta alanın olmasını Hı. bekliyorum ama Abubakar gerçeğini atlamıyorum tabii ki. Bir de Cenk Tosun'un Fenerbahçe'ye golü yokmuş kariyerinde biliyor musun Deniz? Öyle mi? Aa. Evet, Fenerbahçe'ye golü yokmuş. Yani böyle maçlar kırılma maçlarıdır. Öyle Hani mi şey Cenk diyorsun? dersin ya artık. Cenk de böyle bir motivasyona girmiş durumda. Tabii Bir bu de da bir gol önemli bir motivasyon olur bir katkısı oyuncu için. evet, bir de bir gol katkısı verirse sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye giriyor otomatik olarak. Aha. Ya çok önemli değil yani girsin girmesin zaten 2 yıllık daha uzatacaklar ekstradan. Aha. Ama
Yani Kadıköy'de de bunu devreye alabilir. Bu da önemli bir motivasyon olabilir. O gün çok teşekkürler o güzel Ben yorumların teşekkür için. ederim. İyi bir cumartesi diliyorum sana ve eşine. İyi Teşekkür seyirler olsun. Yarın zaten yine seni fazlasıyla yoracağız. Teşekkürler. Evet, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler. Wow. Saati ne ara buralara getirdik böyle? Ne ara ikinci bölümü bitirdik? Öyle değil mi? Yarın için hazır mıyız? Hazırız. Biraz böyle masaya yatırdık takımlardaki gelişmeleri. Zaten yarın da gün boyunca, bugün ve yarın gün boyunca bu derbi heyecanını olabildiğince sizlere yerinden aktarmaya, özel hazırladığımız içeriklerle aktarmaya devam edeceğiz değerli izleyenlerimiz. Bu arada Avrupa'da da güzel maçlar var. Bayern Münih'le Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Manchester City, Liverpool, Fransa'da Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Inter Milan, Napoli Milan özür diliyorum. Ve bizde de güzel karşılaşmalar olacak. Efendim, gününüzden spor keyfi eksik olmasın. Yarın saat 10'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.